Bilmiyorum. Acaba sinaptik aralıklar nerelerde bulunmuyor? Ne anlamadım? Sinaptik aralıklar nerelerde yok demiştiniz? Sinaptik aralıklar mı? Evet. Sinap, valla sinaps her yerde olmak zorunda. Ha, tek Miyelin kılıfı soruyor herhalde hocam. neyi anlamadım? Miyelin kılıf yoktu ya hani Hayır, bazılarında. miyelin Onu kılıfı sormuyorum. sormayanlar da yok. Miyelin kılıfı olmayanlarda. Eyvallah. Evet. Tamamdır. Yok, miyelin kılıfı sormamıştım. Palme'de bir soru vardı da ben yapamamıştım. Geçen sene hala boş. At bakayım Deniz, soruya göre yorum yapayım. Tamam mı kızım? Tamam. Ders sonrası At, atayım o zaman. arada at, arada at. Tamamdır. Şimdi geldik arkadaşlar, bak bir kere daha anlatıyorum. Bak bir kere daha anlatıyorum. Şöyle geldim, şöyle dendritimi aldım, güce gövdesini aldım. Şuradan aksonu getirdim. Akson ucunda şöyle vezikülleri gösterdim. Sonra burası sinaptik boşluk dedim. Bak sinaptik boşluk dedim. Direkt olarak diğer tarafa tutundu dedim, tamam mı? Şurada dendritler var, şöyle güzel bir şekilde. Şurada reseptörler var, reseptörler var. Şurası akson dedik, diğer başka bir akson. Gene uçları var şu şekilde. Gene bunların vezikülleri var. Gene aynı şekilde böyle gidiyor, tamam mı? Böyle bu şekilde gidiyor. İşte sinaps dediğimiz olay bu. Sinaps dediğimiz olay bu. Şu bölge. Bak sinaps bölgesinde iletinin yavaş olduğunu unutmuyoruz, tamam mı? İletinin yavaş olduğunu unutmuyoruz. İletinin kimyasal olduğunu unutmuyoruz. Şuradan egzositoz yoluyla boşaltığını, şurada gelerek direkt reseptörlere tutunduğunu, şurada difüzyon yoluyla hızlandığını, burada miyelin kılıf olduğunu, tamam mı abicim? Ama miyelin kılıf hepsinde var diye bir şey yok. Miyelin kılıf hepsinde yok, tamam mı abicim? Biz burada var çiziyoruz ve unutma, miyelin kılıf MSS'de neyle meydana geliyormuş? Oligodendrit. CSS'de neyle meydana geliyormuş abicim? Schillman hücreleri denilen hücrelerle meydana geliyor. Devam ettik. Tamam, burayı söyledik. Vezikülleri söyledik. Onlardan bahsettik. Şimdi geldik. Bakın bir şey daha göstereceğim. Şu sinaps bölgelerini, bak şu sinaps bölgeleri. Arkadaşlar, sinaps dediğiniz olay sadece iki nöronun arasında olan olay değildir. Bak sinaps sadece burayla olmaz. Sinaps, efendime söyleyeyim, nöronla kas arasında da olabilir. Sinaps nöronla nöron arasında da sinaps olabilir. Sinaps nöronla bez arasında da olabilir, anladın mı? Direkt olarak endokrin bezlerle olabilir veya salgı bezleriyle olabilir veya kaslarla olabilir veya nöronla nöron arasında da sinaps dediğimiz olaylar meydana gelebilir. Yani sinaps sadece iki nöron arasında olan yer değildir. Anladın mı? Mesela kas kasılmasında hatırlayın, asetilkolin geliyordu. Kas kasılmasında hatırlarsınız. Asetilkolin direkt olarak kas hücrelerine getiriyordu. Hatırladınız mı abicim? Bak burada direkt nöronla kas arasında meydana geldi. Hormon salgılatacak. Nörohormonlar var. Bak nöronla nöron arasında. Nöronla bez arasında. Nöronla salgı arasında. Bak görüyor musun? Her şey arasında olabiliyor. Yani veya şöyle düşün. Mide ne salgılanıyordu? Gastrin. Gastrin gidiyordu kalbe. Hop tekrardan mideyi uyardığı zaman bak mideden mide öz suyu denilen sıvı salgılanıyordu. Yani sinaps dediğimiz olay illa iki nöron arasında olacak diye bir şey yok. Bak bu soru çok gelir, haberiniz olsun. Sinaps nöronla nöron arasında. Nöronla salgı bezi arasında. Nöronla efendime söyleyeyim kaslar arasında. Nöronla endokrin bezler arasında. Bunların arasında sinaps dediğimiz olay gerçekleşecektir. Banko sorudur. Tamam mı abiciğim? Şimdi geldik nöron çeşitlerine. Bak şimdi geldik nöron çeşitleri. Üç çeşit nöron var çocuklar. Üç çeşit nöron var. Sinaps dediğimiz olaya daha detaylı anlatacağım. Birazdan işte o kalsiyumun gelmesi falan filan, onları detaylı bir şekilde anlatacağım. Durdurucu sinaps, kolaylaştırıcı sinaps, onları göstereceğim ama ondan önce polarizeyi anlatmam lazım, tamam mı? Her şey ondan sonra gelecek. Bak nöron çeşitleri. Üç çeşit nöron var abiciğim. Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere üç çeşit nöronun olduğunu bileceksin, tamam mı? Üç çeşit nöron var. Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere. Mevzu şu. Bak mevzu şu. Şurası senin şöyle omuriliğin, tabii böyle değil ama böyle. Tamam mı? Şöyle, hatta şöyle bir yapı daha çizelim. Şöyle gelsin. Tamam mı abiciğim? Bak şurası senin omuriliğin. Bak bir. Dışarıdan şuradan eline iğneyi battığı, eline iğne battığı anda. Bak şimdi. Bu uyarıyı alan nöronlara duyu nöronu deniyor. Tamam mı? Buradaki reseptörlerle alan
uyarıyı alan nöronlara duyu nöronu denir. Bu almış olduğu uyarıyı, bak bu almış olduğu uyarıyı direkt olarak, bak gördün mü abicim, direkt olarak omuriliğe getiriyor. Bak buraya getiriyor. Bak burası çok önemli, tamam mı? Yani MSS'ye getiriyor. MSS'ye getiren nöronlara duyu nöronu denir. Bak şunu sakın unutmayın. Duyu nöronunun dendriti burada. Bak duyu nöronunun dendriti burada. Şekli biraz daha güzel çizeyim, daha iyi anla. Bak duyu nöronunun dendriti burada. Dendritlerle aldı, elin burada, eline iğne battı. Dendritlerle aldı, aksonlarla getirdi. Bak akson uçları nereye girdi abicim? Direkt olarak MSS'ye. Bak kelime oyunu yaparlar. Sorularda bunu sorarlar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Duyu nöronların akson uçları MSS'de bulunur. Doğru. Bak MSS'ye geldi. Doğru. Gördün mü abicim? Bak geldi, buraya geldi. Akson uçlarıyla buraya gönderdi. Uyarıyı direkt olarak MSS'ye getirdi. Bak gövdeleri neredeymiş? Gövdeleri dışarıda ama akson uçları MSS'nin içinde. Bak şimdi ara nöron. Duyu nöronuyla aldın geldin. Ara nöronla karar verirsin. Eline iğne battı. Ara nöronla kararını verdin. Çek hemen elini dedin. Bak çek hemen elini dedikten sonra kimle gönderiyorsun abicim bunu? Motor nöronla gönderiyorsun. Motor nöronunda dendriti o zaman MSS'de. Gördün mü bak? Gövdesi MSS'de. Akson ucu direkt olarak dışarıda. Al sana sorunun kralı. Bak bunu sorarlar. Ara nöronların baş kısmı yani dendrit ve aksonları ikisi birden MSS'nin içinde bulunurken duyu nöronlarının akson uçları, motor nöronlarında gövdeleri MSS'de bulunuyor. Anladık mı? Uyarıyı duyu nöronuyla alırsın. Ara nöronla cevap verirsin. Çek elini dersin. Motor nöronla da efektör organ denir bu organa. Efektör organa cevabı gönderirsin ve elini çekersin. Olay bu kadar basit. Tamam mı? Duyu nöronu getiren nöron, ara nöron karar verici, motor nöronda efektör organa cevabı götüren nöron. Unutma. Bak gövde baş kısmı sorularda gelir. Kelime oyunu yaparlar, sakın düşme. Duyu nöronunun uçları, motor nöronların gövdeleri MSS'nin içinde yer alıyor. Gördüğün gibi ara nöronun hepsi MSS'nin içinde yer alıyor. Karar verici ara nöron, getirici duyu nöronu, efendime söyleyeyim, götürücü de ya zaten aferent eferent diye gelir ama çok önemli değil, onlar gelmez artık. Götürücü nöronlara da motor nöronlar deniyor. Şimdi bazı sorularda geliyor. Diyor ki abicim duyu nöronu zarar görürse diyor. Bak duyu nöronu zarar görürse mantık şu. Buradaki uyarı hiçbir şekilde ara nörona gelmez. Anladın mı? Yani al sana anestezi, lokal anestezi, gördün mü? Anesteziyi buraya yaparsın. Hiçbir şekilde duyu nöronu alıp bunu buraya getiremez. Böylece ağrı mağrı duymazsın abicim. Ara nöron aldın getirdin. Ara nöronda sıkıntın var. Abi cevap oluşturamıyorsun. Al sana felç. Bak felç durumu bu işte. Anladın mı? Felç dediğim durum bu. Ara nöron tahrip olmuş. Ara nöron zarar görmüş ve kendilerini yenileyemiyor biliyorsun abicim, tamam mı? Kendisini yenileyemiyor diye de tedavisi olmuyor, dönüşülmüyor, tamam mı? Nedeni bu. İşte bak felç. Ara nöron zarar görürse felç diyorsun. Eğer ki motor nöron zarar görürse, motor nöron bak duyu nöronuyla alıyorsun. Ara nöron cevap veriyor. Motor nöronla götüremiyorsun. Bak burası da olursa direkt neydi o? Botoks. İşte bak botoks. Botoks yaptırıyorlar ya, kızmak istiyorsun ama kızamıyorsun abicim. Bütün her tarafın aynı şekilde kalıyor. Mimiklerini yapamıyorsun ya. Bak nedeni bu işte. Motor nöronları bloke etmeler, tamam mı? Oralara yapıyorlar. Motor nöronları bloke ediyorlar. Direkt olarak alıyorsun, kızmak istiyorsun, mimik hareketi yapmak istiyorsun. Cevabın da oluşuyor ama bunu gönderip efektör organa veremiyorsun, tamam mı? Mevzu bu. Duyu nöronuyla alırsın, ara nöronla karar verirsin. Direkt olarak motor nöronla gönderirsin. Tamam mı? Unutma. Bak aslında hani sinir hücreleri kendini yenileyemez deniliyor ya, yenileyemez falan. Bak aslında oradaki mevzu ne biliyor musun? Oradaki mevzu o miyelin kılıftır. Miyelin kılıf, tamam mı? O mesela oligodendrisitlerde özellikle MSS'de, ÇSS'de değil, ÇSS'de Schumann hücreleri kendileri yenilemesi için faktörleri salgılarlar. Yeniletirler de salgılarlar ama MSS'deyken o oligodendrisitler farklı faktörler salgılıyor. Durma, yani geçit vermeyen.
Anladın mı? İleti burada dursun şeklinde. Yani yenilemesini engelleyen faktörler salgılarlar. O yüzden hücreler kendini yenileyemezler. Yani oligodendrositlerdedir sıkıntı olan aslında. Yani felç geçirenlerde tedavi olmaması nedeni oligodendrositlerdir. Eğer günün birinde onunla çalışmalar yapılır da o bulunursa direkt olarak bunlar da kendini yenileyebilir hale gelecek. Anladın mı? Sinir hücreleri de yenilecek. Yoksa var ameliyatlarda siniri kopanların siniri dikilir. Damarı kopanların dikilir. Sinir çok dikildi. Çok. Eski haline tam olarak gelmiyor. O da dediğimiz gibi oligodendrositler farklı faktörler salgılamalarından dolayı. Yenilenmesine engel olduğundan dolayı. Tamam mı? Burası anlaşılmıştır. Duyu nöronu alıp getirir. Ara nöron karar vericidir. Motor nöron götürücüdür. Unutma. Duyu nöron zarar görürse al sana anestezi, lokal anestezi. Ara nöron felç. Motor nöron botoks. Tamam mı abicim? Olay bu kadar basit. Devam ediyoruz. Onları söyledik. Şimdi impuls geldik. Impuls iletimine. İmpulsunu ileteceğiz. Ve eşik değere. Şimdi abicim bunu biliyorsunuz. Aynen. Kasların kasılmasında da bu olay vardır. Sinir iletiminde de bu olay vardır. Eşik değer. Eşik değerinin altında gelen hiçbir uyartı meydana getiremez banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Eşik değerinin altında hiçbir uyartı meydana getiremez. Çıkmış sorudur arkadaşlar. Çıkmış ve çıkacaktır. Kaslarda da çıkacaktır, burada da çıkacaktır. Sorusu da şöyle gelir. Ve en çok merdiven etkisini sorarlar. Bak merdiven ya, etkisini. Hocam tekrar söyler misiniz? İmpulsu mu? Aynen eşik değerin. Ha, bir şey anlatmadım daha dur. Bir şey anlatmadım. Eşik değeri şu. Eşik değerinin altında gelen hiçbir uyartı meydana getirmiyor. Tamam bu kadar. Bak şimdi. Sorusu şöyle gelir. Şurayı eşik değer olarak verir. Eşik değer burası. Tamam bak eşik değeri bu. Uyartı oluşturabilmesi için eşik değer bu. Soru da hep böyle gelir. Bak eşik değerin altında gelen hiçbir uyarı. Bak görüyor musun? Uyartı meydana gelmiyor. Kaslar kasılmıyor. Tamam bak uyartı meydana gelmiyor. Kaslar kasılmıyor. Ne zaman ki eşik değerinde bak ne zaman ki eşik değerinde veya eşik değerini artan uyarılar gelirse bak uyartı oluşuyor gördün mü? Yalnız şunu sakın unutma var gücünle kasılırsın var gücünle kasıldığın için bütün şiddetler aynı olacaktır. Bak bu bir sinir hücresi tamam mı? Veya bir kas hücresinde meydana geliyor bak bir kasta yani eşik değerinin altında uyarı meydana gelmez. Ama eşik değeri ve eşik değerini alçan her şeyde en fazla şiddetinle cevap verirsin. Bir sinir hücresi veya bir kas hücresi ise bu. Bak uyartı hep aynı şekilde olur. Aynı boyutta olur. Ama bak geldik şimdi merdiven etkisine. Burası anlaşılmıştır. Bak merdiven etkisi şu. Bir kas demetine veya bir sinir demetine. Bak bir sürü sinirin geçtiği veya bir sürü kasın geçtiği bir yerden bahsediyorum. Tamam mı? Aynı mevzu kaslarda da var, sinirlerde de var. İkisini birleştirerek anlatıyorum. Bak mevzu şu. Mesela şurada tamam mı? Bak bir sürü kas demeti var. Bir sürü sinir demeti var tamam mı? Mevzu şu. Şimdi abicim burada atıyorum 5 tane kas demeti olduğunu düşün. Her birinin eşik değeri farklı. Birinin eşik değeri bu olsun. Birinin eşik değeri şu olsun. Bak birinin eşik değeri bu olsun. Birinin eşik değeri bu olsun. Tamam mı? Demet ya bu. Demet içinde bir sürü eşik değeri var amca. Tamam mı? Sen uyarıyı veriyorsun. Bak şunu veriyorsun. Hiçbirinde uyartı oluşmaz. Burada olduğu zaman hop ileti böyle geldi. Tamam mı? Şurası geldi. Bak böyle uyartı oluştu. Şimdi eğer ki böyle verirsen hem bunu kasıyorsun hem de bunu geçtiğin için hop biraz daha şiddetin artmış oluyor. Bak eşik değerin eğer buraya geçerse bunları da geçiyorsun. Buradakiler de kasılıyor. Buradaki de kasıldığı zaman şiddet daha fazla anladın mı? Bütün hepsi kasıldığı için bak bu şekilde arttırıyorsun kasılmayı. Bak gördüğünüz üzere burada bir merdiven meydana geliyor anladın mı? Merdiven geliyor. İşte buna merdiven etkisi deniyor sorularda gelir. Kas demeti veya sinir demetlerinde farklı eşik değerler olacağı için ve hepsi maksimum şekilde cevap verebileceği için tamam mı? Bu yüzden burada merdiven biçiminde olaylar meydana gelmeye başlıyor. İşte bunun adına merdiven etkisi deniyor. Sorularda gelir. Demet lafını okuduğum zaman geçti ama bir tane varsa hepsinde aynı şekilde kasılacağı için şiddet hep aynı olacak tamam mı? Uyartı hep aynı olacak ama burada eşik değeri farklı olduğu için
farklı farklı tepkiler verecek. Hepsi birden kasılacağı için burada merdiven etkisi dediğimiz olay meydana gelecek. Kaslarda da vardır, sinir demetlerinde de vardır. Sakın unutma. Anlaşılmayan bir şey var mı bununla alakalı? Yok. Tamam, harikasınız. Onu söyledik, onu söyledik. Şimdi ya hep ya hiç kuralı dediğimiz gibi. Eşik değerinin altında gelirse hiç kasılmaz. Eşik değerinin üstünde gelirse hepsi kasılır. Bitti bu kadar, anladın mı? Bağır gücünle tepki verirsin abicim. Bağır gücünle tepki verirsin. Bitti, buna ya hep ya hiç kuralı denir. Kaslarda da bu böyledir. Sinirlerde de bu böyledir. Ya hep ya hiç kuralıyla iş görürler abicim. Ya hepsi kasılacak ya hiçbiri kasılmayacak. Mevzu bu kadar basit. E merdiven etkisinde nasıldı? Birden fazla kas demeti veya sinir demeti olduğu için orada kasılma hepsiyle birde olacağı için yavaş yavaş şiddet artacaktı. Mevzu bu kadar basit. Şimdi geldim. Depolarize, repolarize ve polarize durumunu anlatmaya. Tamam mı? Hadi burayı çok iyi dinleyin. Mantığını güzellikte anlayın. Bak şimdi şurası sinir hücresi. Tamam mı? Bak şurası sinir hücresi. Bir kere şöyle üçe ayırıyorum. Bak şöyle üçe ayırıyorum. Artı diyorum, eksi diyorum, artı diyorum. İlk yapacağınız şey bu olacak. Tamam mı? Üçe ayırdın. Artı, eksi, artı şeklinde ayırdın. Sonra geldim. Şimdi geldim. Artı eksi artıyı dedim. Bak abicim şuraya depolarize diyorum. Bak buraya depolarize. Tamam mı? Buraya polarize. Şuraya da repolarize. Tamam mı? Önce bunu bir yazıyoruz. Bak polarize, depolarize, repolarize. Tamam mı? Önce bunu bir yazıyoruz. Mevzu bu. Bir kere birinci kural şu. Bir. Polarize halde olmayan hiçbir sinir hücresi uyartı alamaz, banko test sorusu. Mutlaka polarize durumunda olman lazım ki bir başka uyarıyı alasın. Bir kere bunu kafaya sokuyoruz. Tamam mı? Bak birinci kural bu. Mutlaka polarize duruma geçmen lazım. Yani önce depolarize oldun, sonra repolarize oldun. Bir daha uyartı alamazsın. Tekrardan polarize olup tekrardan depolarize olacaksın. Tamam mı? Mevzu bu. Uyartı alabilmek için mutlaka polarize durumda olman lazım. Banko test sorusu. Geldim artı eksi artı dememin sebebi şu. Artı olan yerlerde enerji harcanıyor. Yani aktif taşımayla yapılıyor. Tamam mı? Yani polarize ve repolarize de enerji harcanılır. Enerji harcanılır. Tamam mı? Yani ATP harcanılır. Unutma. İşte bak elektrokimyasal diyoruz ya. Bak burada kimyasal yolun üzerine giriyor. ATP kullanılıyor. Yani oksijenli solunum yapacak. Unutma. Tamam mı? Bak burası depolarize dediğimiz olay tamamıyla depolarize dediğimiz olay tamamıyla şeydir arkadaşlar. Yani difüzyon kurallarına göre işleyiş vardır. Tamam mı? Mevzu şu. Şimdi çok iyi dinle burayı. Bak depolarize, polarize ve repolarize. Artı eksi artıyı yazdım. Enerji kullanılır, kullanılmaz, kullanılır. Onu öğrettik. Sonra geldim. Bakın abicim. Hücrenin dış yüzeyi sodyummuş. Tamam mı? Dış yüzeyi sodyum. Dış yüzeyi sodyum. Dış yüzeyi sodyum. Hatta böyle klor da vardır. Klor da vardır. Sodyum da vardır ama sodyum daha yüksek yüzeydedir. Sodyum olduğu için artı yüklüdür. Tamam mı? Dış taraf yüklü. Artı yüklü. Bak görüyor musun? Dış tarafta artı yüklü. Geldim. Bak abicim. İç tarafta potasyum var. Potasyum artıdır aslında. Potasyum artıdır. Ama içeride klor gibi başka anyonlar da olduğu için. Başka anyonlar da olduğu için. İç taraf negatiftir. Tamam mı abicim? Ama potasyum artıdır. Onu unutma. Artılar da var. Eksiler de var. Tamam mı? Ama iç taraf eksi şeklinde kalıyor. Şimdi geldim. Bakın arkadaşlar. Önce bileceğiniz şey şu. Dış taraf artı. İç taraf eksi. Dış tarafta artılığı sağlayan sodyum. Unutma. Sodyum. Burada artılıkları sağlayanlar potasyum ama başka anyonlar olduğu için burada o anyonların sayesinde iç taraf negatif. Arkadaşlar sakın buradaki eksiliği artılığı matematik olarak düşünmeyin. Tamam mı? Biri katyon biri anyon. Düşüneceğiniz kimyasal bak matematiksel olarak düşünmeyin. Burası kimyasal tamam mı? Geldik gördüğünüz gibi eksi yükle yükleniyor. Hatta sorularda şey der böyle eksi 70 milivolt der mesela. Eksi 70 milivolt der. Aslında burada eksi 70 matematiksel bir ifade değildir. Anladın mı? Şu ikisinin arasındaki farkı söyler. Eksi 70 yani burada eksi iyonlar 70 tane daha fazla mantığıyla hareket edin. Tamam mı? Mantığınız bu olsun. Düz mantık. Matematiksel bir ifade yok orada. Matematiksel eksilikten bahsetmiyor. Önce bunu bilin. Tamam mı? Önce bunu söyledik. Sonra geldik. Bak şimdi sonra geldik.
Abicim burada iki tane kapı var. Bak iki tane kapı var. Sodyum potasyum kapısı biliyoruz değil mi bunları? Bak iki tane kapı var. Şurası sodyum, burası potasyum. Burası sodyum, burası potasyum. Bak burada da var. Sodyum ve potasyum kapıları, tamam mı? İki tane kapımız var. Şimdi uyarı geldi. Repolarize durumundayım. Elime iğne battı. Bak elime iğne battı. Tam battığı anda. Tam battığı anda. Hemen depolarize durumuna geçilecek. Bak nasıl geçilecek. Sodyum kapıları açılır. Bak potasyum kapıları kapalı. Burada potasyum kapıları kapalı. Sodyum kapıları açıldı. Sodyum kapıları açıldığı anda çoktan aza doğru gelecek ya. Dışarıda çok fazlaydı. İçeride azdı. Dışarıdan bir anda içeriye doğru sodyum boşalması sağlanır. Tamam mı? Sodyumlar içeriye doğru girer. Sodyum içeri girdiği anda burası artı yükle yüklenmiş olur. Bak artı artı her taraf artı. Sodyumlar girdi. Dışarıda klorlar kaldı ya. Bak dışarısı eksi yükle yüklenmiş olur. Olay bu kadar basittir. Yani depolarize durumunda uyarıyı aldığın anda sodyum kapılarını bir açarsın. Potasyum kapıları kapalıdır. Sodyum kapılarından direkt olarak dışarıdan içeriye doğru sodyum yığılması sağlanır. Difüzyonla. Tamamıyla difüzyonla sağlanıyor ve içerisi sodyumla dolduğu için içerisi bir anda artı yükle yüklenmeye başladı. İçerisi artı, dışarısı negatif kaldı. Bak buna depolarize diyor ve depolarize durumunda difüzyonla yapıldığı için enerji harcamıyor. Sonra geliyorum repolarizeye. Bak repolarizedeyken şuralar artı, buralar artı sodyumlar, buralar artı sodyum var, potasyum var. Sodyum da var, potasyum da var. Sodyum da var, potasyum da. Tabii bütün sodyumlar gelmedi ha. Burada sodyumlar da var. Böyle aralarda artılar da var, tamam mı? Unutma. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bak repolarize durumunda direkt olarak sodyum kapısı kapatılıyor. Bak sodyum kapısı kapatılıyor sırayla. Önce potasyum kapısı kapatıldı. Sonra sodyum kapısı. Bak içerideki potasyumlar dışarıya doğru çıkmaya başlıyor. Bak içerideki potasyumlar dışarıya doğru çıkmaya başlıyor, tamam mı? Potasyumlar dışarı çıktığı için dıştaki yüzey pozitif oluyor. Bak gördün mü? Dıştaki yüzey pozitif, içteki yüzey tekrardan negatif. Ama dışarıda pozitifliği sağlayanların potasyum olduğunu unutma. Potasyumlar dışarıya çıktı. Dışarıdaki potasyumlar, içeride sodyumlar var. İçeride sodyumlar var ve klorlar var. İçerisi negatif. Hop bak gördün mü? Burası aktif taşıma hali oldu. Azdan çoğa doğru gitti. Bitti. Bak repolarize durumu böyle. Dışarıda potasyum, içeride sodyum var. Bak geldim polarizeye, geldim polarizeye. Buradan buraya geçiyorum. Buradan buraya geçiyorum. Şimdi şu durumdayken, bak şu durumdayken dışarıda artılar vardı. Ne şekilde? Potasyum şeklinde. İçeride de sodyum şeklinde artılar vardı. Değil mi? Şurayı aynen yazıyorum. Sodyum şeklinde artılar vardı. Bir de klorlar vardı. Hop süper geldim. Bak polarize durumunda her iki kapıda açılıyor. Bak her iki kapıda açılıyor. Her iki kapının açılmasına bağlı olarak aktif taşımayla buradaki sodyumlar dışarı çıkıyor. Buradaki potasyumlar içeriye giriyor. Yani tam tersi bir değişiklik yapıyor. Dışarısı yine artı oluyor. Ama kimden dolayı? Sodyumdan dolayı. İçerisinde potasyumlar var. Ama klor da daha fazla. Hop içeride de eksi oluyor. İşte ilk duruma geri gelmiş oluyor. Yani şu duruma tekrardan geri gelmiş oluyor. İşte bunun adına da polarize durumu deniyor. Neyi bileceksin? Bir, polarize olmadan ikinci bir uyarıyı kesinlikle ve kesinlikle alamazsın banko testinde. Bir daha söylüyorum. Polarize olmadan ikinci bir uyarıyı kesinlikle ve kesinlikle alamazsın. Sakın unutma. Bak iki. Bak abicim bu potasyumların kapıları yavaş yavaş kapatılır, tamam mı? Bu yavaş yavaş kapatılmasına bağlı olarak buradaki potasyumlar eğer dışarıya çok fazla miktarda çıkarsa bunun adına da hiperpolarize deniyor. Bunun adına da hiperpolarize deniyor. Birazdan göstereceğim, tamam mı? Bir daha söylüyorum. Eğer potasyumlar dışarıya, hücre dışına çok fazla miktarda çıkarılacak olursa bunun adına da hiperpolarize durumu deniyor, tamam mı? Hiperpolarize. Olay bu kadar basittir. İşte depolarize, repolarize, polarize denilen mevzu bu. Atla deve değil, tamam mı? Yani şurada var ya, şurada, şurası akson gövdesiydi. Akson gövdesi diyorum. Dendritin gövdesiydi. Bak şurası miyelin kılıftı ya. Bak şurası miyelin kılıftı. Bak abicim buradaki ileti var ya, şuradaki iletim işte aynen böyle oluyor. Şuraya kadar elektriksel geldi. Elektrokimyasal olarak geldi. Bak şu noktada hemen ne oluyor biliyor musun? Sodyumlar burada dışarıda bulunuyor. Sodyumlar içeri giriyor. Potasyumlar dışarı çıkıyor. Görüyor musun? Bak buradaki iletim
aynen bu depolarize repolarize durumundaki gibi oluyor. Anladın mı? Burada yok. Miyelin kılıf sardı. Bu sodyumlar, potasyumlar yok. Tamam mı? Bu miyelin kılıf sardı. Hızlı bir şekilde geldi. Tekrardan burada sodyumlar içeriye giriyor. Potasyumlar dışarıya çıkıyor. Sonra tekrardan işte iki kapı açılıyor. İkisi de aşağı iniyor, çıkıyor. Tekrardan eski haline geliyor. İleti buraya elektriksel olarak geliyor. Sonra tekrardan sodyum, tekrardan potasyum. İşte şu rambiyer boğumlardaki iletiye buradaki polarizasyon olayı meydana geliyor. O yüzden bunlara sıçramalı iletim veya atlamalı iletim deniyor. Ve ne kadar rambiyer boğum varsa o kadar yavaş ileti yapılmış oluyor abi. Olay bu kadar basittir. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani depolarize, repolarize dediğimiz mevzu bu. Atladı ve değil. İletiyi alabilmek için polarize durumunda. Sadece görmeniz yeterli. Tam anlamıyla şey yapmanız, ezberlemenize gerek yok ama mantığını anlayın. Yani şu noktada atlamalı iletimin yani depolarize, repolarize olduğunu sakın unutmayın. Aksiyon potansiyelinde de, bakın abicim, aksiyon potansiyelinde de böyle çizerler, tamam mı? Böyle çizerler, şuraya da 50'yi verirler, eksi 50 milivolt verirler böyle veya eksi 70'i verirler. Değişir sorularda. Mevzu şu, bak. İleti bir geldiği anda hop hemen bu yükselmeye başlar. Neden biliyor musun? Buraya depolarize durumuna geçtiği için hop burası yükselir. Bak sonra gelir depolarize durumundan sonra bak sonra repolarize durumuna geçer. Bak gördün mü? Şurası repolarize sırayla. İşte buna aksiyon potansiyeli deniyor. Repolarize bak buna da repolarize denir. Sonra hani dedim ya şu noktada potasyum kapıları eğer açık kalırsa potasyumlar fazla miktarda dışarıya çıkacağı için bak fazla miktarda dışarıya çıkacağı için bu aşağılara kadar iner. Eksi 80'leri eksi 90'ları görebilir. Eksilik dediğim unutmayın abicim eksilik dediğim yani şeyden kaynaklanıyor. Klordan kaynaklıyor haberiniz olsun tamam mı? Klordan kaynaklanıyor matematiksel olarak eksi değil. Eksi 80'lere kadar iniyor bak buraya işte. Hiperpolarize durumu deniyor. Hiperpolarize durumunda potasyum kapıları açık kalıyor. İyice potasyumlar dışarıya çıkıyor. Tekrardan iki kapı bir anda açılıyor ve tekrardan eski haline geliyor. Buna da polarize denilen durum deniliyor. Bak şuna aksiyon potansiyeli deniyor. Gördün mü abicim? Aksiyon potansiyeli güya çıkardılar ama sorularda bunu soruyorlar. Bak sorularda bunu soruyorlar. Sinir sistemi sorularında, zor sorularında hep bu geliyor. Ama çıkardılar ya. Bak şu noktanın depolarize olduğunu unutma. Çıktı. 140'lara kadar çıktı. Sonra buranın repolarize olduğunu unutma. Şuradan sonrası hiperpolarize. Buradan sonra tekrardan eski haline gelmesi de polarizasyon olarak geçiyor. Olay bu kadar basit işte. Tamam? O depolarize, repolarize, polarize dediğimiz yapı bundan ibarettir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Aklınızda kalsın, yeter ki kalsın. Yani depolarize, repolarize o sıçramalı iletimi daha iyi anlamışsınızdır. Ama mutlaka bunu da bilin çocuklar, tamam mı? Yani şu anda görsel olarak bile aklınıza girdiğine inanıyorum ben, tamam mı? Şimdi geldim arkadaşlar impuls oluşumuna. Bak şimdi bir kere şunu kafamıza sokacağız, tamam mı? Ne olursa olsun, bak ne olursa olsun. Mevzu şu, bir. Eline iğne battı. Bak bu soru da çok gelir. Eline iğne battı. Bunun şöyle beyine gelme süresi veya omuriliğe gelme süresi. Bakın çocuklar. Ne olursa olsun elinize iğne de batsa, eliniz buradan kesilse de yalnız aynı yer, aynı yer olmak zorunda, tamam mı? Yani aynı yerlerden geçmek zorunda, aynı akson çaplarından geçmek zorunda, tamam mı? Buraya eline iğne de batsa, elin kesilse de bu elemanın buradan omuriliğe gitme süresi yani hızı aynıdır banko test sorusudur. Bak sorularda gelir. Sakın. Hız aynı kalacaktır. Buradan benim elime iğne de batsa, elim buradan kesilse de bunun beyne gidip cevap verme süresi aynıdır. Sakın unutmayın. Fark eden ne olacak biliyor musun? Benim verdiğim tepki olacak. İğne olacak. Elimi çekeceğim. Elim kesilecek, elime bastıracağım, anladın mı yani? Verdiğim tepki değişecek, yani verdiğim şiddet değişecek. Mevzu bu kadar basittir ama bunun buraya gitme hızının aynı olduğunu sakın unutma. Bak sakın unutma yani örnek eline hep genelde de aynı soruyu sorarlar. Bak hep aynı şey buraya sıcak bir tane böyle şey koyarlar, ılık derler buraya. Genelde ılık derler.
Buraya da der ki 50 santigrat derece der. Tamam, 50 santigrat derece der. Eliyle buraya dokundu der. Bak, eliyle buraya dokundu der. Bir kere bak şunu sakın unutma. Bir, eliyle oraya dokunduğu anda bunun omuriliğe gitme süresi her ikisinde de aynıdır. İster ılığa dokunsun, ister sıcağa dokunsun, ister buz gibi dokunsun. İkisinde de gitme süresi aynı. Verdiğin tepki farklı oluyor, tamam mı? Veya oluşturduğu uyarı farklı olacak. Veya uyardığı nöron çeşitleri farklı olacak. Mesela ılığı uyardı. Bak şimdi ılığa dokundun. Ilık bir şey dokundu. Buraya gitme süresi aynı. Ama giderken bak şöyle geliyor. Giderken mesela hop, bir tane aksiyon potansiyeli, bak iki tane oluşturdu, üç tane oluşturdu. Veya başka bir tane daha sinir hücresini dokundu. Bak başka bir sinir hücresinde daha sinaps yaptı. Bak bu kadar meydana geldi. Tamam, bak görüyor musun? Yani şey, uyaranın meydana getireceği uyartı bu kadar oldu. Ama çok sıcağa dokundun ya, 80 santigrat dereceye dokundun. Bak ne oluyor biliyor musun? Hız aynı, hız aynı, hız değişmez. Hız aynı hızda beyine gidecektir. Yalnız beyinde giderken daha fazla uyartı oluşturacak, anladın mı? Çok dokunduğu anda, yandığı anda sende daha fazla acı oluşacak. Bak daha fazla uyartı oluşacak, daha fazla impuls, anladın mı? Bak gördün mü? Daha fazla oluşturdu. Bir de ne olacak biliyor musun? Uyardığı sinir sayısı da artmaya başlayacak. Başka nöronlarla birleşecek. Bak görüyor musun? Başka nöronla da birleşti. Bak 3 tane yerden, 4 tane yerden uyarı alarak götürmeye başladı. Bak burada gördüğün gibi uyaranın şiddeti arttığı anda, uyaranın şiddeti arttığı anda bir, uyarılan nöron sayısı artıyor. Bak görüyor musun? Uyaranın şiddeti arttığı anda uyaranın nöron şiddeti, nöron sayısı artıyor. İmpuls sayısı otomatik olarak artıyor ve verdiğin tepki artıyor. Sakın unutma. Daha güçlü yanıt veriyorsun. Mesela sana geldi şöyle dokundu. Bak dokundu. Veya geldi vurdu. Bak ikisinin de beyne gitme süresi aynı. Dokunduğun anda da gitme süresi aynı. Vurduğunda da gitme süresi aynı. Ama vurduğu anda sen de ona vuruyorsun abicim. Tamam mı? Yani şiddeti artıyor. Uyaranın şiddeti artıyor. Sakın unutma. Eğer ki şuradaki şiddet artarsa, yani ne denir buna? Uyarı şiddeti artarsa iletim hızı artmaz. İletim hızı aynı. İkisinde de buraya aynı geliyor. Ama bir, buradaki şiddet artarsa uyardığı nöron bak fazla oluyor. Gördün müsün? Bu iki tane nöronu uyarmıştı. Bu üç tane nöronu uyarıyor. Bunda işte altı tane impuls oluşturmuşken bunda bakar mısın? Nereden baksan 18 tane impuls oluşturuyor. Ve şiddet artarsa verdiğin tepki de artıyor. Verdiğin tepki de artıyor. Daha dokunduğun anda elini çektin bu kadar. Sıcakta hemen üzerine basıyorsun. Buz koyuyorsun. Üflüyorsun. Bir şey yapıyorsun. Yani verdiğin şiddet daha fazla oluyor. Olay bu kadar basit. Bak gelir sorularda. Sakın düşmeyin. Tamam mı? Hızın ne olursa olsun hızın aynı olduğu aynı olacak. Hız değişmez. Beyne gitme süresi aynı abicim. Değişmiyor. Farklı farklı yerlerse oralar ayrı. Aman ha, aynı yerden bahsediyorum. Bak aynı elimle dokunmuşum buraya. Aynı yerlerden geçecek. Aynı aksonlardan geçecek. Tamam mı? Farklı yerlerden değil. Yoksa birine elinle birine ayağınla dokunduğu zaman daha fazla şey olacak. Tamam mı? Mevzu bu. Aman abi. Orası önemli. Bunun beyne gütme süresi aynı. Uyardığı nöron fazla. Meydana getirecek impuls sayısı gördüğün gibi daha fazla. Yani uyarı şiddeti artarsa uyarılan nöron artar. Efendime söyleyeyim, uyartı şiddeti artar. Verilen tepki artar. Uyartı sayısı artar. Ve daha fazla güçlü yanıt vereceksin abicim. Olay bu kadar basit. Tamam mı? Şimdi geldik başka bir şeye. Bu da öğrenildiyse hızı arttıralım hadi. Şu hızı arttıralım, bir hızı arttıralım. Bu meydana gelecek olan hız nasıl artar? Neler arttırır, neler azaltır? Bir onlara bakalım şimdi bak. Bir, mevzu şu. Hızı arttırabilmek için. Bak abicim ne öğrettim ben sana? Şurası dendritti. Bir kere daha iyice kafaya girsin. Şurası aksondu, şurası miyelin kılıftı. Tamam mı? Şurası da akson ucuydu, şurası da akson ucuydu. O zaman bir, ne kadar az rambiyer boğum varsa ileti o kadar hızlı olacaktır banko testosu. Ne kadar uzun miyelin kılıf varsa ileti o kadar hızlı olacaktır banko testosu. Tamam mı? İki, bak şimdi buna bakıyorum abicim. Buna bakıyorum. Şöyle geldi. Şöyle uyarı geldi. Burada bir tane daha sinaps yaptı. Buradan da gitti. Bak gitti. İkinci nöronu gösteriyorum. Buradan aldı. Hop böyle hızlıca gitti. Burada bir tane daha sinaps yaptı.
ve buradan böyle gitti. Gördün mü abicim? Bak burada bir tane sinaps varken burada üç tane sinaps var. Bir, şurası da miyelinle. Tamam mı? Burası da miyelinle. Şimdi bakacağız. Bir, miyelin kılıf hızlandırıyor. Onu öğrendik. Miyelin kılıf hızlandırıyor abicim. Onu öğrendik. Bir, Ranvier sayısı ne kadar azsa ileti o kadar hızlanır. Onu da öğrendik. İki, bak abicim. Sinaps. Burada ileti kimyasal oluyordu. Burada elektrokimyasal geliyordu. Burada ileti kimyasal oluyordu. Ne kadar çok sinaps varsa ileti o kadar yavaşlar. Al sana bir soru daha. Tamam mı? Bak mutlaka gelir. Sinaps sayısı iletiyi yavaşlatır. Miyelin kılıf iletimi hızlandırır. Ranvier sayısı iletiyi yavaşlatır. Sinaps iletiyi yavaşlatır. Unutma. Bir de ne var biliyor musun? Aksonun çapı var. Bak aksonun çapı var. Yani akson ne kadar çok büyük olursa aksonun çapı. Bir bakıyorsun aksonun çapı böyle. Bir bakıyorsun diğer aksonun çapı böyle. Bak iç direnci azaltacağından dolayı akson çapı ne kadar büyük olursa ileti o kadar hızlanır banko tesorusu. İç direnci düşüreceğinden dolayı. Onu da şöyle bil. Burada dikenli teller var abicim. Burada dikenli teller var. Bak burada da var. Ama buradaki dikenli teller daha birbirine yakın. Çap küçük olduğu için. Bak buradan ileti gelip buradan geçemiyor. Bak gördün mü? Şöyle geçmesi lazım. Böyle. Bak mantığınızda böyle kalsın. Tamam mı? Ama burada akson ne kadar büyürse içerideki karşılayacak onu direnç azaldığı için bak buradan geldi. Hop buradan geldi. Hemen geçti gibi aklınızda kalsın. Tamam mı? Yani iletiyi hızlandıran olaylar nelerdir? Bir. Bak şiddet hızlandırmaz. Aman ha. Şiddet hızlandırmaz. Şiddet iletiyi hızlandırmaz. İleti aynı şekilde gider. İleti hızı değişmez orada. Ama iletiyi ne hızlandırır? Bir. Ranvier boğum azaltacak. Birincisi ranvier boğum azaltacak. İkincisi miyelin kılıf hızlandıracak. Sinaps sayısı ne kadar fazla olursa ileti o kadar az olur. Akson çapı ne kadar büyük olursa ileti o kadar hızlı olacaktır. Banko test sorusu. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım 10 dakika sonra yenilik. Dönünce şöyle güzel bir tekrar yaptıracağım. Hadi bakayım.